Arkadaşlar merhabalar. İkiz kenar yamuk konusuyla artık son kısma geldik yamukta. İkiz kenar yamuğun özelliği şu arkadaşlar. Taban açıları birbirine eşittir. Yandaki AD ve BC eşittir. Yine üst taban açıları birbirine eşittir. Aslında ikiz kenar yamuk ikiz kenar bir üçgenin tabana paralel bir şekilde kesilmesidir. Bakın ikiz kenar bir üçgeni düşünün. Alfa alfa olsun. Tabana paralel bir doğruyla bunu keserseniz şu kısmı kesip attığınızda geriye mecburen böyle beta beta şeklinde burası da aynı olacak şekilde bir ikiz kenar yamuk kalacaktır. Şimdi bu soruda bakın ABCD bir yamuk verilmiş. DCCB'ye eşit. Z'den dolayı bakın noktalı açı bir ikiz kenar yamuk doğdu burada. O zaman şunu söyleyebilirim bakın. X X olsun. A açısı. Taban açılara eşit olacağı için 2X olur. Z'den dolayı burası da X olur. Unutmayalım. Şu üçgende bakın. Toplamda 3X artı 75 eşittir 180. Yani 3X eşittir 105 derece. X buradan arkadaşlar 35 oldu. 35, 35. Böylece 110 derece kaldı D açısına. İkinci soruda da hemen şuna dikkat etmelisiniz. Taban açılarının eşit olduğunu unutmayın. Z kuralını aman unutmayın. Alfa, Z'den dolayı orası alfa. Taban açılar birbirine eşit olduğu için 40 artı alfa. O zaman şu dik üçgende 40 artı 2 alfa arkadaşlar ne olmalı? 90 çünkü tepede bir 90 zaten var. O zaman alfa 25 dereceymiş. ABCD bir iki kenar yamuk. Hemen unutmadan bakın. X, X diyorum. Alfayı boş verin. Alfayı en son hallederiz. Buraya 2x diyelim arkadaşlar taban açıları eşit. O zaman alfa ikiz kenar bir üçgen olduğundan yine D açısı 2x olmak zorunda. Böylece bakın DAB'nin tüm açıları ortaya çıktı. 5x eşittir 180, x eşittir 36. Alfa zaten neydi? 2x cevap 72 derece oldu bakın. Şimdi burada ne verilmiş? İki kenar yamukta arkadaşlar köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Hatta köşegen parçaları da eşittir bakın. DE ile EC eşit. EA ile de EB ayrı ayrı eşitler arkadaşlar. Bundan dolayı bakın şuraya alfa alfa dersek Z'den dolayı yine alfa alfa. Beta ise burası da beta. Teta ise şurası da teta olacak. Bu eşitlikleri güzelce kullanacağız. İkiz kenar yamuğun köşegenleri eşit. Hatta parçaları da altlı üstlü birbirine eşit arkadaşlar. Şimdi bakın. Bir kere ikiz kenar yamuk verdiği için şunların eşit olduğunu unutmadan gösterin. Sonra arkadaşlar 45 olduğu için lazım olursa gösterelim. Burası da 45. Yine burası da 75 derecedir arkadaşlar. Alfa ise yine şurası alfadır. O zaman ne oldu? 2 iç bir dıştan 2 alfa eşittir şöyle alfa alfa bakın. Şu üçgenin de iç açılar toplamı 120 artı 2 alfa eşittir 180. Alfa buradan 30 derece olmuş oldu. Geldik bu soruya. İkiz kenar yamuk demiş arkadaşlar. Hemen neye dikkat edeceğiz? Üstteki şu iki parça eşit. AE ile KB alakasız görünüyor ya. AE ile EB de ikiz kenar üçgen oluşturuyor bakın birbirine eşit. Böylece burası 40 40 oldu. Artık şurası bir ikiz kenar üçgen olduğundan taban açıları eşit. 70, 70 arkadaşlar. Bu soruda arkadaşlar yine ikiz kenar yamuk demiş bakın. O yüzden şu üst parçaları ve alt parçaları birbirine eşit gösterelim. Bakın ne güzel işe yaradı hemen. 35-35 oldu. Zaten şu üçgende de iç açılar toplamı 180 derece olacağı için 80, 35 daha 115, 35 daha 40, o zaman alfayı arkadaşlar 40 derece kaldı diyecek. Ha pardon, 115 35 daha 150. Bu yüzden alfa'ya 30 derece kaldı onu üşendim yazmaya. Öyle olunca hata yaptık. Bak bu şekilde alfa gerçekten 30 derece. Gelelim şimdi arkadaşlar uzunluk mevzusuna. Şöyle bir hemen düzelteyim şurayı. Bakın şöyle. Uzunlukta da arkadaşlar iki kenar yamukta sağdan ve soldan iki tane dik indirdiğimizde eş üçgenler ortaya çıkar. Bu yüzden AE parçasıyla FC parçası eşittir. İlla A eksi C bölü 2 olduğunu bilmenize gerek yok. Onu sileyim hatta vazgeçtim söylemekten. Buraya X diyelim biz. Burası da X olacak arkadaşlar. Bu bağıntıyı güzel bir şekilde kullanacağız. Bazı sorularda böyle 90'ları indirip Sa sağ ve sol eşitlikleri göstermemiz gerekiyor. Şimdi mesela gelelim bu soruya. AB 16 santim verilmiş. Hemen özellikle alakalı çok basit bir soru. 8 olacak bakın dikdörtgen dolayı şuraya HP dersem. Sağ ve sol parçalar birbirine eşit olacağı için de 8'i 4, 4 paylaşacaklar. Böylece x'e 12 santim kalmış olacak. Şimdi gelelim buraya. ABCD bir ikizkenar kenar yamuk demiş. AD 10 santim, CB 10 santim. Bakın hemen şöyle dikleri indirdiğimiz zaman sağdan ve soldan 9 santim burası 12'ye 6 6 paylaşacaklar ya. Aslında ben bir nevi şu dikten kurtulayım artık. AC hipotenüsünü kullanmak için bakın artık şuranın 6 olduğunu gördüm. Geriye ne kaldı 21'den? şu parçaya p dersem 15 kaldı arkadaşlar. Artık 6 8 10 üçgeninden dolayı yükseklik 8. 8 15 17 üçgeni oldu. AC hipotenüsünü bulduk bakın. Evet geldik buraya. ABCD ikizkenar yamuk. Bu da klasik bir sorudur bakın. Çevre ABCD nedir diyor. Yan kenarları bilmiyoruz şimdi. Bakın uzunluk olduğu için şu sağ ve sol diklerin ikisini de indirin. Lazım olmayanı sonra geri silersiniz. Mesela 7 olduğu için 9'u bunlar. 9 eksi 7'den 2. 2'yi bir bir paylaştılar böyle kendi aralarında. Artık şu bir tanesi fazla bunların. Dikten dikindiği için çünkü ben öklet'i kullanmak istiyorum. Bir taraf 1 oldu öbür tarafa 9 olduğu için ne kaldı arkadaşlar? 8. Onu böyle bir göstermiş olayım. Bundan sonra 1 çarpı 9... Kendisine yakın olan parça çarpı tabanın tamamıydı x kare öklitten hatırlayın. Böylece x kare 9 x 3 oldu. x 3 olduğu için karşı kenarda 3 6 8 daha 14 olacak bir daha 15 7 daha 22 santim oldu toplamda yamuğun çevresi arkadaşlar. ABCD bir ikizkenar yamuk EC3 AH 5 santim verilmiş EH 7 santim alan ABCD nedir diye soruyor. Bakın DE ve HB'yi bilmiyoruz o zaman yine aynı mantıkla şuradan uzatıyorum. Burası 3 santim sonra şuradan uzatıyorum arkadaşlar. Sağ ve sol parçalar eşit olacağı için şöyle buraya A dersem şu kısma kadar olan yere de A diyeceğim. Tamamı 5 oranını unutmayın. O zaman bakın şöyle bir 5 eksi a kaldı yeşil kısma. 3 olduğu için dikdörtgenden 3 yine dikdörtgenden 5 eksi a. Alt taban 5 vardı 3 artı a daha eklendi 8 artı a. Üst taban arkadaşlar 8 eksi a bölü 2 çarpı yükseklikten ne oldu? 56 santimetre kare yamuğun alanı. Şimdi ben bunu böyle çözdüm. Bir de size ikinci yoldan çözmek istiyorum. Güzel bir şey göstereceğim. İkiz kenar yamukta sadece ikiz kenar yamukta arkadaşlar bir durumumuz var. Böyle bakın şimdi. Şu sağ parça sol parçaya eşit olduğu için alıp bunu kesip şuraya yapıştırırsanız bakın şöyle bir dikdörtgen ortaya çıkıyor. Gördünüz mü? Haliyle şuraya biz A dediğimiz zaman buraya da A desek buraya da B buraya da B. Yamuğun alanı normalde neye eşit? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Yani A artı B çarpı H oluyor. Bu ne demek? Aslında şu dikdörtgenin alanına eşit oluyor. Gördünüz mü? A artı B burası. Yükseklik zaten H. Dolayısıyla buranın alanı A artı B çarpı H. Bundan dolayı bakın bu soruda şimdi ben burayı böyle birleştiriyorum. Yükseklik zaten 7. Burası 3 oldu. Şu üçgeni de alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Artık bakın şu kısmı sildik attık. Şu dikdörtgen oldu. Çünkü yapıştırdım oraya ben. Göstereyim bakın. Burayı böyle bir dikdörtgen yapmış olduk. Tabanı 8, diğer tabanı da 7. Yine 56 santimetre kare olur arkadaşlar. Bunu kullanacağız sonra güzel sorularda. Şimdi gelelim bu soruya. Hatta bu soruda da yapayım size. ikinci yol olarak. Bakın şimdi taban var, üst taban var yükseklik yok. Onu hemen bulmak için şöyle bir dikey indiriyorum. Şunu da indirip geri sileriz arkadaşlar. Bunu hep yapıyorum bakın deminki sorularda da yaptım. Burası 5. 8'i 2'ye böleceğiz. 4, 4 paylaşacaklar. Hemen burası işini yaptı. O yüzden 4'ü bulduk. Silebilirim soldaki dikliği. Toplamda burası 9 ve 4 diye ayrıldı. Dikten dikindiği için öklit 9 kere 4 36. Yükseklik 6 oldu. Alt taban 13. Yükseklik 5 şey 6 pardon bölü 2 yanlış söyledim hemen düzeltiyorum affedersiniz üçgenin alanını buldum yan resmen alt taban 13 üst taban 5 bölü 2 çarpı yükseklik arkadaşlar 18 çarpı 6 bölü 2'den 54 santimetre kare olacak yamuğun alanı arkadaşlar. Bunu şöyle de yapabilirsiniz bakın demin dediğim gibi. Alırsanız şu kısmı kopartıp bu kısma yapıştırırsınız. Böylece şurada bir dikdörtgen oluşur. Bu dikdörtgenin bir kenarı bakın 9, diğer kenarı 6. Yine cevap 54 santimetre kare gelir. Özel bir durum sorusu bu da. ABCD ikiz kenar yamuk, köşegenler dik kesişiyor. İkiz kenar yamukta köşegenler dik kesiştiğinde illa ezbere gerek yok. Ben size bir şey göstereyim şimdi. Sonuç çıkartalım sizle. Böyle bir ikiz kenar yamuk köşegenlerinin dik kesiştiğini söylüyor bakın mesela bize. Şimdi ben ne yapacağım? Tam şu köşegenin kesim noktasından bir tane yükseklik indireceğim. Şimdi köşegenlerin üst tarafı birbirine eşit, alt tarafı da ayrıca birbirine eşit ya. Şurası mecburen 45-45-90 üçgeni oluyor gördünüz mü? Alt taraf yine 45-45-90 üçgeni oluyor. O zaman muhteşem üçlüden şurası x, x olsa mecburen yine yüksekliğin bir parçası x. Y, y desek yine yüksekliğin bir parçası y. Bakın yükseklik aslında 2x artı 2y bölü 2'den orta tabana eşit oldu. Çünkü orta taban neydi? Alt taban artı üst taban bölü 2. aynı mantıkla yükseklik de 2x artı 2y'nin yarısı geldi. Bu özel bir durum. İkiz kenar yamukta köşegenler dik kesişirse. Bu soruda da gösteriyorum bakın. Tam buradan indiriyorum diki. Burası birbirine eşit. Bunlar birbirine eşit. Şurası 45 derece. Burası da 45 derece. Bakın şimdi şuraya A diyorum. Buraya A diyorum. Mecburen buraya da A diyorum. 45-45'ten BB diyorum. Mecburen B diyorum. Muhteşem üçlü, unutmuyorum. Haliyle 2A artı 2B kaç bakın? 10 kök 2. Yükseklik ne olacak o zaman? 5 kök 2 artık bakın soruyu elde edebiliriz Tabanların toplamı 10 kök 2 Bölü 2 Yükseklik 5 kök 2 cevap 25 kök 2 oldu arkadaşlar Güzel bir soru böyle Hemen alışmanız için bir örnek daha gösteriyorum bakın Hemen indiriyorum böyle tam buradan diki Burada hatta aa dememe gerek yok çift sayı direkt 2 2 yazayım Burada da yine 4 4 yazayım Alt taban ...artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik arkadaşlar 6... ...böylece alan 36 santimetre kare olmuş oldu. Evet, bu soruda şimdi bakalım. 30 derece verilmiş. İki yolla göstereyim ben size bu soruyu. Birinci yol. Ne demiştim ben size? Buradan diki indirelim. Bir kere 30'un karşısından diki indirirsek... ...şöyle burası 4, burası da 4 köküç olur. Şimdi arkadaşlar şu dik üçgeni buraya taşıdığımız zaman... Artık yamuğu neye dönüştürmüş oluyoruz? Şurada bakın, bir dikdörtgene. Ve bu dikdörtgenin bir kenarı arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 kök 3, diğer kenarı 4. O zaman 16 kök 3 aynı zamanda yamuğun da alanı. Bu birinci yol, anlaştık mı? Bu demin yaptığım şey, şöyle yüksekliğe kadar olan parça bakın tabanın bir kenarı oluyor, öbürü de diğer kenarı böylece alanı bulmuş oluyoruz. Bu bir. İkinci bir yoldan göstereyim. Şöyle bir köşegen çekeceğim. İkiz kenar yamuğun köşegenleri birbirine eşit değil mi? O zaman arkadaşlar ne olacak? Diğer köşegen de 8 olacak. 30 olduğu için burası da 30 olur. Haliyle 2 iç bir dıştan 60. Bir dörtgenin alanı neydi? EF bölü 2 sinüs alfa. Gördünüz mü? İstersek buradan da yapabiliyoruz. Köşegenler birbirine eşit olduğu için haliyle arkadaşlar iki köşegenin çarpımının yarısı çarpı sinüs alfa bütün dörtgenlerin alanını verir. Bu da ikinci yol. Kullanacağız bunu da. Geldik dik yamuğa. Aslında biz dik yamuğu arkadaşlar dik üçgen konusunda soru geliyordu karşımıza yapıyorduk. Nasıl? Size bakın bu x sorulduğunda ben hemen şuradan bir dik indiririm. Karşılık kenarları eşittir, 8'dir. 6, 8, 10 üçgeni. Burası da 5 olur. Bakın ne güzel, 11. Bu bir Pisagor sorusu. O yüzden dik yamukta C'den dik indirmeyi bir düşüneceğiz. Bakın. Burada da AD, AB'ye eşit verilmiş. DC 2 santim, BC 4 santim. Çevreyi soruyor, yani bir nevi AD ile AB'yi buluyor. Dik indirdim. Burası 2, burası 4. Şuraya bir A desek kenarlar birbirine eşit. Böylece yine A artı 2 olacak ve Pisagor. A4, A artı 2 bana hemen 3, 4, 5'i hatırlatıyor. Gerçekten 3'ü verdiğim zaman tutuyor bakın. O zaman AB5, AD5, 2 ve 4 toplamda 26 oldu. Şey 16 oldu bu dörtgenin çevresi. Dediğim gibi arkadaşlar şu mevzuyu hep aklınızın bir kenarında tutmanız lazım. Soruda bazen iç içe çünkü doğrular çizebiliriz. Şuradan bir dik indirmeyi, burada Pisagor yapmayı, gerekirse bu yüksekliği, bunu ve bunu bulmayı görmemiz lazım. Çünkü kullanabiliyoruz sorularda. Şimdi bakalım mesela burada ne yapabiliriz? Bakın önce şuradan indirirsem, geri silebiliriz diye silik yapıyorum böyle. Burası 9, burası 12. Bakın yükseklik 16. 12, 16, 20 üçgeninden dolayı. D, 16 çizeyim. Çünkü X'i bulmama hemen bir fayda sağlamayacak. Şöyle bir silelim bakalım. Yüksekliği 16 bulmuş olduk. Ben orta nokta olduğunda uzunluk sorularında şöyle bir dikindirmeyi tavsiye ediyordum size. 8, 8 oldu. Orta taban oldu arkadaşlar şuraya bir E dersek. Hatta F dersem pardon. EF orta taban olduğu için 21 artı 9 yarısı 15. X buradan 8, 15, 17 geldi. Burada da çevre ABCD soruluyor. Hemen neye dikkat etmeliyiz? Z'den dolayı bakın burasının 4 olduğunu aman şey, e, a, noktalı açı olduğunu kaçırmayın. İkiz kenar bir üçgen geldi arkadaşlar. Yine ben dik yamukta yaptığım şeyi yapıyorum. Şöyle indiriyorum. Burası 4. Buraya A desem, aynı mantıkla burası yine ne olacak? A artı 4. Dikdörtgenden dolayı şuraya bir H desek, DH8, burada özel üçgen nedir o? 6, 8, 10. Pisagor yapmaya gerek yok. O zaman AD 10, AB de 10, diğerleri de 4 ve 8, 20, 12 daha, 32 geldi. Bu dikindirme mevzusu bizim için önemli gördüğünüz gibi. Şimdi diğer soruya geçelim bir ezber soru tipi arkadaşlar. Nasıl ki ikiz kenar yamukta köşegenler dik kesiştiğinde özel bir durum var. Dik yamukta da arkadaşlar köşegenler dik kesiştiğinde özel bir durum var. Buraya da yazayım. Köşegenler dik kesiştiğinde özel durumumuz şu. Dışarıdan şöyle bir paralel çekerek arkadaşlar soruyu yapacağız. Bu çünkü biraz ezber soru tipi o yüzden direkt daldım böyle. AC'ye paralel bir PD çizeceksiniz. Böylece 90 sa yöndeş açılardan D açısı da 90 derece olacak arkadaşlar. Paralel kenardan PA 2 olacak. Gördünüz mü? Dikten dikinde öklit oldu burada. O yüzden işte. 4'ün karesi eşittir 2 çarpı x. x buradan 8 olacak. Bu şekilde bir çözüm yapacağız bakın. Hemen bekletmeden diğer soruyu da göstereyim. Bu böyle bakın. Yine bakın bir dik yamuk köşegenler dik kesişiyor. Alt taban var, üst taban var. Yüksekliği bulursam alanı bulurum. Ne yapacağım? AC'ye böyle bir paralel çekeceğim. Bu şekilde. D buraya da P diyeyim. 4 ise PA da 4 arkadaşlar. Haliyle 90 olduğu için yöndeş açılar aynı. 4 kere 9, 36 yükseklik 6 geldi. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikten de alanımız 39 cm kare oldu. Dik yamukta köşegen dik kesişebilir. İkiz kenar yamukta köşegenler dik kesişebilir. Alelade bir yamukta da köşegenler dik kesişebilir arkadaşlar. Burada da yine yapacağınız şey aynı dik yamuktaki gibi böyle bunları devam ettirip paralel çekmek. Buraya yine bir P dersek PA 3 olur. Yöndeş açılardan D açısı 90 derece olur. Şimdi bakın bize soruda AB'yi 7, DB'yi de 8 vermiş. Gördünüz mü? Burada ne güzel bir dik üçgen çıktı. 8 var, 10 var. DP 6 ise aslında de 6 santim oldu arkadaşlar. Böyle eğer herhangi bir yamukta da köşegenler dik kesişirse bu paralel kenarı yapmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar konu kısmını bitirdim. Söyleyeceklerimi söyledim. Güzel, yamuk aslında bir nevi üçgen soruları çözeyim size bu dakikadan sonra. Yani son sayfam yaklaşık bir 10 tane soruyu size güzel tekrar yorum sorularına ayırıyorum. Başlayalım şimdi. 12, 16, 23 üçgeni burası. Bizden x'i istemiş. Tamam. Bundan sonra yoruma başlıyorum. Bakın hani şu an yapacağımız bu kadar yani. Eğer sadece göreceğiniz şeylere bakarsanız bu bitti. Bundan sonra yorumum. Ne diyordum? C'den bir dik indirmeyi düşünüyorum. Olmazsa sileriz bakın. Özel bir şey düşünmenize gerek yok. Şimdi indirdim. Normalde ne güzel sorularda şuraya bir haş desem burayı veriyordu pat diye olayı hallediyorduk. Şimdi orayı vermemiş. Ancak birden fazla 90 olduğunda benim işim nedir arkadaşlar? Alfa beta yapmak. Şuraya bir alfa diyorum. Buraya beta dersem ters açıdan bu da beta. O zaman burası mecburen alfa. Burası da beta. Bakın A, E, B üçgeniyle HCB üçgenin açıları alfa beta 90 geldiği için benzer oldular. İster tan alfa yapın ister benzerlik yapın. Hiç fark etmez. 90'ın karşısı CHB'de arkadaşlar 15. 90'ın karşısı AEB'de ne? 20. Ondan sonra bakalım şimdi. 90, e, alfa'nın karşısı CHB'de bilmiyoruz. X. Alfa'nın karşısı EAB'de kaç? 12. O zaman arkadaşlar ne oldu? X eşittir 9. X eşittir 9. Aa ben X demeyeyim ona karışmasın pardon affedersiniz. Y diyeyim buraya. Y olsun. Y 9 o zaman X'e kaç kalacak? 11 kalacak. Böyle iyi bir soru arkadaşlar. Benzerlik sorusu yapmış olduk. Burada ne demiş? A, B, C, D, yamuk arkadaşlar. X, Y, 7, 9, Z var. Orta noktalar tek tek noktalar verilmiş eşit uzunlukta. X artı Y artı Z nedir diyor. Şimdi bakın burada şöyle bir durum var aslında. Y ile 9'un orta tabanı 9 gördünüz mü? E, F, N, M yamuğunda. O zaman 16, Y 8'miş aslında. Onu hallettik. Sonra arkadaşlar y8 mi? Olamaz ki. Ha 7 kere 2 14. 14'ten 9 çıktı. 5 arkadaşlar düzeltiyorum. İşlem hatası yaptım. Burası 5 oldu bakın. Sonra yine şurada KLCD yamuğunda arkadaşlar 5 orta taban. O zaman x artı 7 bölü 2 5 yapar. 5 kere 2 10. X de 3 oldu buradan arkadaşlar. En sonunda da 9, 7 ve z'nin orta tabanı. Böylece z artı 7 bölü 2 de 9'a eşit olduğundan z buradan ne geldi? 16, 7 çıkardık. 11 oldu. Z 11, y 5, x de 3 arkadaşlar toplamda 19 oldu. Bu birinci yol uzatarak böyle normal orta taban mantığıyla yapabilirsiniz. Ama ben bunu normalde arkadaşlar görsem, burada yamuk olduğu için böyle anlattım. Sınavda karşıma gelse şunla çözerim. Bakın şimdi eşit eşit aşağılara inmişiz. 2 birim artmış. Ne zaman? bir birim aşağı indiğimde 2 birim artmış. O zaman bir birim yukarı çıktığımda 2 birim azalır 5 olur. bir birim yukarı çıktığımda azalır 3 olur. bir birim aşağı indiğimde de 11 olur. Eşit merdivenler arası uzaklık Aynı olmak zorunda. Burada 2 birimse burası da 2 birim, burası da 2 birim, burası da 2 birim şeklinde artmalı arkadaşlar. İkinci yol böyle yapabilirdiniz soruyu. ABC'de bir dik yamuk, AB paralel DC, DC 1 verilmiş, AB 7 verilmiş. Gayet güzel bir soru. Bakın arkadaşlar benim söylediğim bir şey var. Dik V'de bir alfa beta yapmak lazım. Buraya alfa diyorum, buraya beta diyorum. Mecburen bu açı beta, mecburen şu açı alfa. Alfa, beta, 90. Üçgenler benzer ama aslında eş. Niye? 90'ların karşısı bakın ikisinde de aynı. O zaman alfanın karşısı burada 1 olmalı. Betanın karşısı eşlik gereği 7 olmalı. Haliyle ne oldu bakın? Artık yamuğun yüksekliğini buldum. Dik yamukta ben ne yapıyordum? Diğer kenarları bulmak için şöyle burada da göstereyim. Burası 8 santim, burası 1 santim, burası 7 santim. Hemen buradan dikimi indiririm. 1 burası, 6 burası, 8 burası. Aslında burası da 10'muş arkadaşlar. Böylece 17, 8 daha 25, bir daha 26 santim oldu bu yamuğun çevresi. Yine güzel bir soru arkadaşlar. Bu sorular hep yorum olacak zaten. Artık son sayfadayız. Şimdi ben bir kere dik inip açı ortaya oluyorsa bunu bir ikiz kenara kesinlikle tamamlarım arkadaşlar. Nasıl bir ikiz kenar? Tabana inen dik o zaman geri kalan şuraya P dersem AP ile AB eşit olacaktır tabii ki. Doğru mu? Şimdi açıları da unutmayalım. Buraya alfa diyelim. Burası da alfa olur. Yöndeş açıdan hatta burası da alfa olur. Bu yüzden DP de 6 olmak zorunda bakın arkadaşlar. Sonra E noktası orta noktadır açıortay ortay ve dik olduğundan 6 ise PC'ye de 4 kalır. Gördünüz mü? Artık ne oldu? Temel benzerlik. 4'ün tamamının oranı kaç? 12. O zaman 6'nın da X'e oranı arkadaşlar. Temel benzerlik gereği bakın bu şekilde. X buradan 18 santim oldu. Gayet güzel bir benzerliğe vardırdık olayı. Alan ABC'de kaç santimetre karedir diyor. Dikindiremeyiz. İkisi kenar yamuk değil. O zaman dikindiremediğiniz yerlerde şöyle paralel çekin arkadaşlar. Ezber soru modelidir. Bu o yüzden gösteriyorum. Dik çekerseniz hiçbir işinize yaramaz ama böyle paralel çekerseniz burası 5, karşılık kenarları eşit 8, buraya 10 kaldı. E, 6, 8, 10 üçgeni kesinlikle nedir? Bir dik üçgendir. 6 çarpı 8 bölü 2'den bu üçgenin alanı 24 ise alanlar oranı, tabanlar oranı yaparız hemen. Bu üçgenin alanında 12 santimetre kare kalır. Çünkü tabanlar oranı 2. Paralel kenarın zaten parçaları eşit arkadaşlar. Toplamda o zaman 48 santimetre kare oldu bu yamuğun alanı. Benzer bir soruyu birinci testte çözmüştüm. Ben orta nokta 2'ye bir oran hiç fark etmez. Bu arada AB'de DC'nin 2 katı demiş. Onu kullanacağız bakın. Önce arkadaşlar şu orta tabanı bir indiririm. Şu DC'ye 2K dersek E F olsun burası. E, de K'dır. A, de D, C'nin iki katı verilmiş soruda bakın böyle. O yüzden 4K. Kelebek benzerliği oldu gördünüz mü güzelce? Artık ne söyleyeceğiz? K'ya 4K ise şu parçaya A desem bu parça mecburen ne olacak? 4A olacak. F orta nokta oldu. Hatta G diyeyim karışmasın. G orta nokta dersek arkadaşlar. şöyle. O zaman 5A ise GC'ye de 5A kalacak. Artık 6A FC. Orası da neydi? 12 santimdi. A buradan 2 geldi. 4A'da arkadaşlar ne oldu? 8 santim. Gayet iyi bir benzerlik sorusu. Burada bakın. FC'nin 12 verildiğine dikkat edin. O altta kaldı. Görmemezlik olmasın af 2 santim dc 6 santim ikiz kenar yamuk hemen bakın zihninizde de hayal edebilirsiniz Muhakkak hani bir indirin gerekirse silersiniz 6 burası Şu parça Ve bu parça birbirine eşit Onları kullanacağız bak Burada ne görüyoruz arkadaşlar e orta nokta paralel çekildiği için f de orta nokta Böyle dik indirdiğimizden dolayı o zaman af 2 ise bu parça da 2 birim Aslında mecburen şu parçada ne oldu? 4 santim oldu. Gördünüz mü? Demek ki FB uzunluğu kaç santimmiş? 10 santimmiş. Ne olacak arkadaşlar buradan? 12'ymiş. Pardon yanlış söyledik. 6 buradan, 4 buradan, 2 buradan 12 santim. Artık dikten dikindi. EF'ye bir x diyeyim bakın. x kare eşittir 2 çarpı 12 24. x eşittir 2 kök 6. Benden ne istiyor? EFB'nin alanı. Bir kenar 2 kök 6. Öbür kenar 12. Bölü 2'den 12 kök 6 santimetre kare geldi arkadaşlar sorunun cevabı. Evet çok önemli bir soru çözeceğim arkadaşlar size. Yükseklikleri belli olmayan iki üçgenin, iki yamuğun pardon alanları oranı verilmiş. Bakın yükseklik var mı burada yok, burada var mı yok. Alanlar oranı verilmiş 1 bölü 2. Yani şimdilik ben buraya S 2 S diyeyim birazdan onu değiştiririz arkadaşlar. Böyle bir bilgi verilmiş. Bu biraz arkadaşlar ezber soru modeli. Şimdi bunlar da yükseklikler de verilmediği için yapmanız gereken tek şey AD'yi mecburen böyle uzatmak. Şöyle uzatayım pardon. Bu şekilde. BC'yi de uzatmak arkadaşlar. Üçgene tamamlamak. Şimdi bakın şu 2SS birazdan lazım olur. Kullanırız. Tabanların oranı kaç? 3 bölü 6. Bu ne demek? O zaman arkadaşlar büyük üçgenin alanı küçük üçgenin alanının karesi olur. Doğru mu? 6 bölü 3 2'ye eşit. O zaman karesini alırsak ne olacak? Alanlar oranı 4. Yani ben şuraya S dersen, şu parçanın tamamına 3 S demeliyim. Zaten bana bunların oranında 1'e 2 vermişti. O zaman buraya S kalır. Buraya da mecburen 2S kalır. Olayı bakın halletmeye yakınız. Şimdi neye bakmamız lazım burada? Şu üçgenlerde benzerlik yapacağız. Alanlar oranı S bölü 2S bakın. O zaman bunun kare kökünü alırsak benzerlik oranı 1 bölü kök 2'ymiş. Yani 3'ün X'e oranı 1 bölü kök 2 olacak. Böylece arkadaşlar 3 kök 2'dir. Bu ef uzunluğu, bu süper bir benzerlik alanı ilişkisi sorusu aslında üçgen sorusudur arkadaşlar. Bilerek yüksekliği vermez, siz kendiniz üçgene tamamlayacaksınız. 5, 5 var arkadaşlar. Evet, nokta, nokta, iki açı birbirine eşit. Bizden abed'nin alanını istiyor. abed neresi yapıyor? Hmm, ilginç. Yani şimdi soruda hata yoksa e, D'nin alanı şunu birleştirince olur. Bakalım biz şimdi arkadaşlar. Önce size şunu söyleyeyim. Açı ortay var. Ben bunu dışarıdan çekmeyi tercih ediyordum biliyorsunuz. Şöyle uzatıyorum. Böyle yaptım bakın. 5 Z'den dolayı noktalı açı. O zaman şuraya P desem CP'ye 3 kalır. Neden bakın şu DP ile. A, D'nin eşitliğine lütfen dikkat edin. Sonra bir dik yamukta hep unutmayın dediğim şey var lazım olabilir diye. Şurası 5 santim, burası 2 santim, burası 5 santim. Şöyle indirirsek buraya 2, buraya 3 olduğu için yükseklik aslında 4'müş. Böylece arkadaşlar şuraya 4 eksi x yazabiliriz. Artık ne yapacağız? Kelebek benzerliği. Alan ABD sorulmuyormuş yani onu sileyim. Orayı yanlış yapmışım ben. Böylece arkadaşlar benzerlik gereği. 4 eksi x'in x oranı 3'ün 5'e oranına eşit olacak. 3x eşittir. 20 eksi 5x, 8 eksi eşittir 20. x buradan sadeleştirirsek 5 bölü 2 olur arkadaşlar. Gayet güzel bir soruydu bakın bu da. Bu şekilde halletmiş olduk. ABCD bir dik yamuk ve aslında soruda söylememiş DCEA deltoidi var gördünüz mü? O yüzden deltoidde şu köşegeni bir çizmek lazım. Soruda lazım olabilir. ABC alfa kaç derecedir diyor diye soruyor. Şimdi aslında hiç buna gerek kalmadı bu soruda. Ama şunu söyleyeyim ben size arkadaşlar. Hatırlatayım başka sorularda karşınıza gelebilir. Deltoidten dolayı Z'den dolayı bakın CB ile AB eşittir. Bu soruda işimize yaramayacak ama başka soruda lazım olur. Şimdi biz burada deltoidin diğer özelliğini kullanacağız. Bakın burası dik yamuk olduğu için 90 derece. Deltoid bu iki açı birbirine eşit de E o yüzden 90. Mecburen bakın alfa 45-45 oldu. Bu soruda bunu kullandık. Artık son sorumuz arkadaşlar. Güzel bir soruyla mevzuyu kapatalım. Şimdi ne olur ne olmaz işimize yarar diye ben şunu bir çizeyim sonra geri silerim. 4, burası 8, buraya kaldı 6. 6-8 onundan bir bulduk. O dursun bakın. Şöyle CB 10 santim geldi. Benden X'i istiyor arkadaşlar. Çok güzel bir soru arkadaşlar bu şimdi. Sanki şu EF orijinal bir soru. Şu üçgenin böyle bakın yüksekliğini sormuş bana. Güzel bunu görmek önemli gerçekten. Yalnız bakın E orta nokta değil. Sakın yamuğun alanının yarısı olarak algılamayın. O sadece orta noktada geçerli. Yamuğun alanı ne? 10 artı 4 bölü 2 çarpı 7'den 49. Doğru mu? Şu üçgenin alanı 6 çarpı 4 bölü 2'den 12. EAB'nin alanı 10 çarpı 2 bölü 2'den 10. O zaman arkadaşlar 22, 49'dan çıkartırsak 30 şey kaç yapıyor? 27 yapıyor. O zaman bu üçgenin alanı 27'ymiş arkadaşlar. 10 çarpı x bölü 2 eşittir 27. x böylece ne oldu? 5.4 yüksekliğimiz bakın gıcık da bir sayıymış. Eğer bunu görmesek muhtemelen soru bizim için gayet zor bir soruya dönüşecekti. İşte böyle her testte olduğu gibi güzel sağlam bir soruyla bitirdik. Kare dedik dikdörtgende de buna benzer bir soru sordum hatırlıyorum. Paralel kenarda da yine arkadaşlar. Bu şekilde bazen indirilen dikler sanki bir üçgenin yüksekliği olabiliyor yamuk bitti arkadaşlar. Bakın ne kadar uzun sürdü. 3 parçada anca anlatabildim. Ha, tabii bunların toteli genelde 20-25 dakika civarı oldu. Yine bakın az değil. Neredeyse bir 80 dakikalık teste tekabül etti. Her şeyini anlattım yamuğun arkadaşlar. Uygulama testi gibi de oldu. Bol bol soru da çözdük. Ama ben tabii böyle bırakmayacağım. Bugün olmasa bugün olacağını zannetmiyorum muhtemelen. Yani siz gerçi ne zaman dinleyeceğinize de bağlı. Ben arkadaşlar bugün bu konuyu anlattıktan sonra yarın bir de bunun uygulama testini çözeceğim. Orada da görüşürüz arkadaşlar. Kafanıza yatmayan, aklınıza yatmayan şeyler olursa muhakkak yorumlarda sorun, danışın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. İyi çalışmalar arkadaşlar. Güzel sorularla yine görüşmek üzere.